Hanımefendiler, beyefendiler, ekranların alameti farikası Zuhal Topal'la yemekteyiz de haftanın merak ve heyecanla beklenen final günü başlıyor. Bugün renkli kişiliğiyle çok konuşulan ve yemekleri merak konusu olan Erdem'le beraberiz. Erdem'cim hoş geldin. Hoş bulduk Gürbüz. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Bomba gibiyim. Bakıyorum sen de öylesin. Yerinde duramıyorum bak. Havuz şurada atlayasım geliyor havuza. Hadi ya. Evet. Ya şimdi ben normalde hareketli bir insanımdır. Ekran karşısında da biz böyle bazı önceden yarışmalar vardı biliyor musun? Kelime falan bulurlardı. Onlar saatlerce konuştuğumuz için vakit geçsin, seyirci bık, ekran karşısında sıkılmasın diye böyle oynardık. Şimdi o günler aklıma geldi, habire oynayasın. Erdem'cim sen tam olarak ne iş yapıyorsun? Şimdi Erdem Gençtürk. Bilen biliyor ama kısaca doğru arada Merdem diyoruz kısa haliyle. Şöyle anlatayım bilmeyenler için. Bilenler de olsa üzerinden geçmiş olalım. Lise yıllarından hemen sonra bir radyo çalışması başladı. Radyo yayıncılığı başladı öyle söyleyeyim. Bir girdim bir girdim. 8-10 sene kesintisiz. Günde 10 saat canlı yayın yaptığım oldu. İstanbul'dan ulusal olarak yayın yapan muhtelif radyolarda 8-10 senemi geçirdim. Sabah programları, akşam programları, gece programları, şiir programları, şov programları. Bir sürü konuk ağırladım. O uzun yıllarımı radyo yayıncılığıyla geçirdikten sonra hop bir televizyona geçiş oldu. Televizyonda müzik programları hazırladım, sundum. Yine konukları ağırladım. Yani radyonun görseline döndürdüm işi. Fakat bu bana yetmedi. Dedim ki biraz daha fazla para kazanmam lazım. Hani büyük kanallardaki gibi para kazanamıyorsunuz uydu kanallarında. Ne yapabiliriz? O ara böyle ekranlarda ürün tanıtımları vardı. Çok modaydı, popülerdi. Dedim şuna bir el atayım. Bir el attım ona. Çıkmadığımız kanal kalmadı uydu kanallarında. Hepsinde ürün anlattım, anlatmadığımda ürün kalmadı açıkça. Ve bugünlere geldik. Erdem'cim bekar bir baba olduğunu daha önce söylemiştin. Kaç çocuğun var? Bir tane kızım var. Allah bağışlasın 15 yaşında. Hatta aslında dedim ki gel istiyorsan dedim kızım dolaş buralarda. Ben onu kendi televizyon programıma bir kere götürdüm. Orada çok utandı tabii, heyecanlandı. Onun için dedi ben bir daha gelmem. O bana göre değil o ortamlar dedi. Kesinlikle gelmek istemeyince zorlamadım açıkça. Ama 15 yaşında dediğim gibi bir kız çocuğum var. O şu anda okula gidiyor lisede. Yaşımı sorarsanız hani kadınların yaşı erkeklerin maaşı demişler. Erkek için problem değil ben söyleyebilirim. 49 yaşına girdim. Allah hepimize ekran başında bizi seyredenlere hepimize Allah uzun ömür sağlık sıhhat versin diyorum. Ya Erdem'ciğim bütün hafta boyunca herkes seninle uğraştı. Ya ne horlaman kaldı ne geğirmen kaldı. Montajlar, yapay zekalar. Ne oluyor Erdem? Yani ben şunu anlıyorum. Bu yapay zeka olayı çok biliyorsunuz gelişti. Onun kafasını ona monte ediyorlar. Eli kol oyuna dans ediyor. Benim de başıma maalesef o geldi. Horlamadığım halde bir kafa monte ettiler. diye horlayan birisi oldum. Böyle dururken birden vantrolog gibi oldum. Geğiren birisi oldum. Kimi diyor horluyor, kimi diyor geğiriyor, kimi diyor bal satıyor diyor. Ne ararsanız var yani. Bunlar gerçek değil yani öyle mi? Çiğdem Hanım ve Hatice Hanım tahmin ediyorum yani öyle düşüncem o yönde bana komple kurdular. Neden acaba bana komple kurdular anlamadım yani ne günah işledi ne yaptım ki hep benim üzerime yürüyorlar. Peki yemekle aran nasıl? Yemeklerle aram iyi ama şunu söyleyeyim bu programa başlayalım bende yanlış yok yalan yok. İlk gün söyledim 3,5 kilo hakikaten incelmiştim. Çünkü asitli içecekleri günde 2 litre asitli içecek mideye indiriyorum. İşte ekmek desen ondan karbonhidratlı işte gıdalar ama buraya başlamadan yani buraya katılacağım belli olmadan 4-5 gün öncesinden şöyle bir diyete başladım. Asitli içecekleri kestim. İlk gün geldiğinde baktım 3,5 kilo incelmişim. Bugün artık son finaldeyiz. 5. gündeyiz. Tartılmadım. Kendime sürpriz yaptım. İnanıyorum ki 3,5 kilo daha üstüne bir 2-3 daha eklendi. 6-7 kilo falan vermişimdir diye tahmin ediyorum. Ne mutlu. Allah razı olsun. Ben bu programda bu güzelliği yaşadım ya kendi adıma. Teşekkür ediyorum hepinize. İddialı mısın? Doğru adam Erdem. Bütün yapay zekalara. Bütün montajlara, her türlü üstüme gelinmelerine rağmen ben bugünkü yarışmada bütün bunlara rağmen doğru adam Erdem olarak bu yarışmada birinci olacağım. Hadi o zaman bize menünü say lütfen. Şimdi o kadar kalabalık bir menü var ki 7 çeşit sebze çorbasıyla başlıyoruz. Sebze çorbasından sonra bir ara sıcağımız var, mantar sotemiz var. Mantar soteden sonra böyle bir yoğurtlu soğanlı bir değişik bir meze. Hani deneyeceğim onu ortaya koy. Gerçi ortaya konan bir şey ama ben tabaklara paylaşacağım. Böyle bir mezem var. Ana yemeğimiz nedir? Sonra ana yemek olarak da fırında
misket köfteli türlüm var. Misket köfteli türlümü? Evet, misket köfteli böyle çok güzel. Onu böyle yuvarlıyorum, ovacağım, üzerine sos yapacağım. Hem hamur yoğuracağım, hem sos yapacağım. Yani anlayacağınız her bir yemek için o ayrı kapta, bu ayrı kapta nasıl bir telaş? Ya buna basit derler mi acaba? Yani şimdi ne diyeyim? Buna basit demek için bu işlerden hiç anlamamak lazım. Azıcık da yemek yemeyi seven, yemekten anlayan hiçbir insan bu menüye basit diyemez. Zaten diyorsa ben kazanmak istiyorum diye kendini oynayan insan der. Peki ana yemeğin yanında ne var? Ana yemeğin yanında çok güzel bir bulgur pilavı var. Peki ya salata? Şimdi ben Gürbüz şunu söyleyeyim, salata diye sordun. Ben salata yerine o bizim köftemizin yanına, mezemizin yanına yakışacağını düşündüğüm için ve herkesin de girmediği bir şey bu. Yani herkes bu şeyle salatayla çıkmıyor. Bu da bir salata çeşidi. Ben cacık yapacağım. Cacık salatası. Sarımsaklı mı? Sarımsak da koyacağım içine. Yani benim salatam cacık olacak. Ve tatlı. Amanın amanın. Tatlı deyince hemen akan usta böyle beni oynama tutuyor böyle. Oynayasım geliyor. Dans ediyorum falan diyorum filan. Çünkü tatlı güzel bir şey yapıyorum. Bugün benim menümde revani var. Revani hem de limonlu revani. O güzel bir tatlı. Şimdi o tatlıyı da yiyince daha çok enerji depolayacağız. Başlayacağız oynamaya. Sen şimdiden oynamaya başladın. O zaman oynaya oynaya markete gidelim mi? Gidelim hadi. Böyle gidiyorum. Hazırsan başlıyoruz. Doğru adam Erdem markete gidiyor şimdi. Doğru markete. Bu menüyü güzel bir şekilde çıkartmada şok olmam. Çünkü menü değil ya. Yemek yarışmasının ne işi var bu menünün? Vallahi Erdem Bey, eğer bu menüyle ve bunları da gerçekten yapıp önümüzde indirirse ve bizden yüksek puan alıp ödül alıp giderse ben çok şaşırırım. Yani bence Erdem buraya zaten şov yapmaya yapmış. Menüyle yemeği kendini göstermeye değil. Kesinlikle şov yapmaya gelmiş ve gayet bir güzel şovu gidiyor. Zaten kazanmak için bir menü yapmamış. O buraya şov yapmaya geldi. Çok güzel de şovunu yaptı. Kendini de gösterdi. Bu menüyü benim kızım evde yapar. Bir saatte yapar. Yetiştirir. Ama Erdem Bey'in böyle bir kapasitesi yok. Yani beceremeyecek. El ayağına dolaşacak. Zaten saçma sapan bir menü. Karıştıracak ortalığı. Marketteyiz. Sonunda büyük gün geldi Erdemciğim. Büyük gün aynen öyle geldi. Şimdi buradan başlıyoruz. Nasıl hissediyorsun? İyiyim. Biraz tabii ki ilk defa böyle bir market alışverişinde böyle bir programda bulunduğum için onun tatlı bir heyecanı var. Karıştırmadan almak istiyorum. Ahmet abi de buradaymış. Merhaba, isminiz neydi? Erdem. Erdem hoş geldiniz. Tamam, Gür, Çeri bu. Tamam, kısaca sen doğru adam Erdem diyebilirsin, problem yok. Tamam, Erdem Bey. Aynen, onu aldık. Şimdi geldik maydanoza. Vallahi şu an karşımda iki bekar bir arada. İki bekar bir arada. Öf. Ne yapmak lazım, lades mi? Vallahi ne yapalım? Birisi girsin araya, fırşet tutsun. Dilek tutsun iki bekarın arasına. Olmaz, kimsenin dileği kabul olmaz. Bekarların arasında dilek kabul olmaz. Niye? Herkes dilek tutuyor. İki Ahmet'in arasına giriyor Mehmet. Diyor ki sen iki Ahmet, ben de Mehmet dilek i̇şte tutuyor mesela. İki Ahmet olsaydı en az da olurdu. İşte iki bekarız ama biz. Ya Ahmet abi, Erdem metroseksüel erkeklerden hiç hoşlanmıyor. Neden? Bakımlı erkek. Metroseksüel erkek doğal olacak. Kadınlara yakışır. Kadın bakacak ama kendine. Ne demişler? Çirkin kadın yok, bakımsız kadın var. Erkekleri bu yüce Allah'ımız yaratmış erkeği kadına ama kadına ona kendine bak demiş, güzel ol demiş. Ama erkek için doğal erkek olacaksın. Yok saçını döküldü ektirmeyeceksin. Temiz olacak, bakımlı olacak. Çünkü temiz olmadım. Mesela örneğin bir topluma girdim. Bak ne kadar pis, kötü. Ahmet abi de her zaman bakımlı olduğu için ona da metroseksüel diyebilir miyiz sence? Yok o kadar metroseksüeldir. O normal seksüel. Kamile ermiş derler ya. Evet. Allah uzun ömür versin. Amin. Ben danışacağım şeyler var. Ben o kadar aksaçlı değilim. Sakallarımda aklar var benim. Sende saçlarda aklar var. O bile bizim için araya dilek tutmak için yeter bir insana. Memleket neresi? Memleket benim İstanbul. Bu arada alışverişe devam etsen mi acaba? Hayır, senin neresi? Senin neresi Ahmet Usta? Ben Iğdırlıyım. Ahmet abinin yardımıyla eksiklerini birer birer tamamlamaya çalışıyor yarışmacımız. Hareket etsen göbek gider. Ya sen de uğraşma şu göbekle. Bırak şu göbeği ya Allah Allah. Sen de göbek yok mu? Sen göbeksiz misin? Bu başka bir şey var orada. Ha, ben demek bir tek göbek ben dedim. Olsun. Erdemciğim sen şimdi bu hafta kaç kilo verdin? İlk gün bile 3,5 kilo verdiğime göre herhalde ben bugün bakmadım. Tamam, bu yarışmada 10 kilo veririm. 6-7 kilo gitmiş olur diye tahmin ediyorum. Ahmet abiye yardımları için teşekkür ediyor ve yağ reyonuna geçiş yapıyoruz. Bugün çok üstüne gelirler mi, ne dersin? Bence gelecekler, aynen. Çok gelecekler, gelsinler. Bugün final. Geldiler mi ben de geleceğim. Ben de gideceğim. Daha sonra Allah verir. Bir daha ne zaman görüşeceğiz. Gitsin gidebilir. Kopsun koptuğu yerden. Ama tabii güzel yani olsun. Onu söyleyeyim. Şimdi bu adamın dün horlaması, masada geğirmesi. Sırada ne var artık? O sırada ne var söyleyemiyorum ben.
Ay aklıma geldi dünkü hali. Yani horlamamı yapay zeka ile yapmışlar, gerçek değil dedi. Tabii ki insani olarak herkes horlayabilir ama toplum arasında huyunu biliyorsan da uyuyup horlamazsın. Onu geçtim, yanmasa da çok özür dilerim. Değirdi, hepimiz duyduk. Bu inkar ediyor ya. Adam inkar, ben değildim diyor. Ya dün masada neler oldu öyle? Ya bana geğirdin diyorlar ya. Ben geğirmenim ya. Nerede geğireceğim? Yani soda getirdi. Ben bak bakayım, ben gazoz istemiştim. Bana peruk metro sahibi elime getirdi, soda koydu. Sanki geğireyim diye. Ama ben geğirmedim. Yanında Hatice Hanım geğirdi. Bana iftira attı. Erdem Bey, siz niye geğiriyorsunuz diye. Tabii istemiyor, bir bayana yakışmaz ama erkek idi yani, bir bayan geğirmezdi. Erkek mi geğirecek diye bir kaide mi var? Ben antrolog muyum ya? Ben böyle duruyorum. Bana niye Erdem Bey geğirdiniz diyor. Yok horladın diyorlar. Geğirdin diyorlar. Ben bu yarışmada böyle bir şey ilk defa görülüyordur herhalde. Yapay zekayı bile sana karşı kullandılar ya. Yani. Televizyon yayıncısıyız ya, ondan olsa gerek. Şimdi nar ekşisi alacağım. Hadi al bakalım. Vallahi horlamaya montaj dedi. İşte geğirmeye, yani ben kendim geğirmişim, onun üstüne atmışım. Bu Erdem Bey ne yapıyor? Çok merak ediyorum. Horladığını bile inkar etti. Geğirdiğini bile inkar etti. Artık bugün masada ne olur bilemem, Allah bilir. Bulgur ve unun ardından içeceklerini de alan yarışmacımız kasap reyonuna geçiş yaparak et siparişini de veriyor hemen. Güzel bir bisket köfte türlü yapacağım. Ona en yakışan dana, kuzu karışık böyle az yağlı tarafından 700 gram kıyma çekilsin istiyorum. Ama çekilsin. Hadi devam edelim. Baharatların ardından yoğurdunu da alıyor hemen yarışmacımız. Sen birinci olamazsan kimin olmasını istersin? Şimdi ne diyeyim, herkes birbirine düşük puan verdi, herkesin yemekte ama yani şunu söyleyeyim. Peruk Metro İsa Bey'in 5 çeşit yemeği vardı, diğerlerine göre en düşük oydu. O bir kere olmaz garanti diye düşünüyorum. Kadınlar kazansın. Üzülmek lazım, onları mutlu edeceksin. Ekmeğini ve etini de alıyor hemen yarışmacımız. Alışveriş bitti mi? Bitti. Hadi o zaman doğru kasaya. Orandayım. Neyse ki bugün zamanında bitirdin. Ben normalde markete girdim, 3 saat çıkmam ha. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Merhaba. Ne kadar tuttun borcumuzu? 2127. Buyurun. Teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Hayırlı işler diliyorum. Evet Gürbüz, geldik işin sonuna. İşin sonuna mı? Başlamadık bile. Yok, işin sonu derken yani market alışverişinin sonuna. Hadi Gürbüz gidelim bakalım, yavaş yavaş bu mutfakta bir işe koyulalım.